Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yusuf hakkında sorulan sorulara cevaplar vereceğiz. Kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Ben Rasim Güler, Metalurji Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim artık. 2019 girişliyim. Merhaba, ben Zeynep. Matematik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 20 girişliyim. Tunağan. Ben Tunağan. Ben 2020 girişliyim. Elektrik Mühendisliği 1. sınıfı bitirdim, 2. sınıfım şu an. Merhaba arkadaşlar, ben Umur. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği okuyorum ben de. 2. sınıfı bitirdim, 3. sınıf oldum şimdi. Ben de Vadiyüklerinde kalıyorum. Rasim'le ve Tunağan'la birlikte. Olarak İTÜ hakkında olan sorulara başlayayım. Neden İTÜ ve avantajları nelerdir? Cevaplamak isteyen başlayabilir. Ben başlayayım o zaman. Hani neden İTÜ? Bir kere hani ülkemizin en büyük devlet üniversitelerinden birisi. ODTÜ, Boğaziçi ile birlikte. İlk üçte. Kampüsü Türkiye'nin en yeşil, en büyük kampüslerinden birisi. Ulaşım olarak çok güzel bir yerde. Hemen aşağımız Yeniköy, İstinye. Hemen yanımız Maslak, Levent. Yani çok güvenli bir bölgedeyiz. Ayazlar Kampüsü zaten İstanbul'un en ferah, en güzel yerlerinden biri bence. Yani bir öğrenci için gayet okuması çok güzel bir üniversite. Yani sadece Maslak Kampüsü değil, diğer kampüsleri de bayağı iyi. Aynen, zaten ilk geldiğimiz zaman hazırlık zamanında yani Maçka'da oluyoruz. Maçka'da hani Beşiktaş, Taksim ve Nişantaşı'nın ortasında, hani aşağı iniyorsun Beşiktaş, yukarı çıkıyorsun Nişantaşı. Çok güzel yerler, lokasyonlar bu okulun. Evet, peki teknik anlamda, ders akademik anlamda ne söylemek istersiniz? Teknik anlamda sürekli teoride öğrendiğimiz şeyi lab imkanları sayesinde pratiğe dönüştürebiliyoruz. Bu bizim okulun en büyük avantajlarından bir tanesi. Onun dışında okuldan mezun olan öğrenciler Türkiye'de çok önemli firmalarda çok önemli yerlere geldiği için, hatta devlette bile çok önemli yerlere geldiği için o firmalarda teknik geziler olsun, hani biz metalurji ve malzeme mühendisliği anlamında özelinde konuşuyorum şu anda birazcık. Teknik geziler düzenleyerek aslında biz meslek hayatımızda ne yapıyoruz daha rahat görebiliyoruz. O nedenle okulun mezun alanı bu kadar geniş olup oralara ulaşmamız da bizim için çok büyük bir avantaj. Yani direkt teknik özelinde bakarsak da hocalarımızın çoğu zaten araştırma yapan, belli bir proje üzerine çalışan hocalar. O yüzden yani teknik anlamda katabilecek en yüksek yerlerden biri bence. Evet, kesinlikle. Çok değerli hocalara sahip. Uluslararası çapta böyle çalışmalar yapıyorlar. Peki, sırf İTÜ'de okumak için düşük bir bölüm yazılır mı? Kesinlikle eğer, evet. Bence hani İTÜ'de okumak çok fazla. Cevap veriyordum. İTÜ'de okumak kesinlikle çok güzel. Ama hani sırf İTÜ'de okumak için okumamalı. Yani bence bölüm, hani okumak istediğin bölüm de çok önemli. Yani sırf evet. Bence... Ben böyle şöyle düşünüyorum. Eğer sırf okumak istediğin bir bölüm yoksa, aynen, sırf İTÜ'de okumak için bir bölüm yazılır bence. Bence yazılmaz. Ben bence de senden ayrılıyorum. Çünkü okuduğun bölüm hani kendine hiç uymuyorsa 4-5 evet, sene burada yani bölümler, çünkü İTÜ'de her bölüm zor diye duyuyoruz. Zorlar ve bir noktada bırakırsın gibi geliyor yani bana. O yüzden İTÜ'de hani B planınız olan bölümler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Herhangi farklı bir üniversitede işte ilk istediğiniz bölümü bundan daha az bir üniversitede okumanızdan ziyade B planınız olan bölümü burada okumanızı tavsiye ederim ama İTÜ'de okumuş olmak için okumuş olmak çok da mantıklı gelmiyor. Bir de ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizim okulda makine ve uçak yüksek bir bölüm. Ama başka okullarda, yani tutturamıyorsun o bölümü. Ama başka okullarda, biraz daha düşük okullarda makine ve uçak tutturabiliyorsun. Ama İTÜ'de bir bölüm malzeme gibi, makineyle alt, makinenin alt dalı gibi bölümlerden bence İTÜ'de okunması daha mantıklı olarak düşünüyorum ben. Bence evet, direkt üniversite bölümünden daha önemli bir bölüm. Ya büyük oranda daha önemli ama hani kişinin yapabileceği şey olması lazım. Mezuna kalmak seçenek değilse bence evet, kesinlikle okunur. Eğer mühendislikten nefret etmiyorsan, mimarlıktan nefret etmiyorsan İTÜ yazılır. Aynen. Kesinlikle yazılır. Tamam. O zaman diğer soruya geçiyoruz. Bu soruyla biraz bağlantılı. İTÜ içi yatay geçişten bahseder misiniz? Yatay geçiş hani ilk seçeneğiniz olmasın İTÜ'ye gelirken bence. Ya çok isterseniz deneyin ama bence yapamazsınız. Yatay geçişe evet, bel bağlamamak lazım. Aynen, bel bağlamada... Aynen, yatay geçişe çok fazla bel bağlamadan, yani ilk 1. sınıfın sonunda ve 2. sınıfın sonunda yatay geçiş yapabiliyoruz ama bu genelde o geçmek istediğiniz bölümün kontenjanına bağlı. Bu da genel olarak 2 veya 3 kişi oluyor.
Bu da genellikle 3.70, 3.80 gibi ortalamaları tekabül ediyor. Buna çok fazla bel bağlamadan İTÜ'ye gelmenizi ne isteriz. Olur. Çap yapabilirsiniz arkadaşlar, yan dal yapabilirsiniz. Bu daha çap rahat yapılabilir. Çap da çok kolay değil. Yani çap da çok kolay değil ama bir de çapı yürütmesi de kolay. Yani yapabilmek, evet, yapabilme yürütmeye sahip olmak dışında. Çap yaptığınız zaman ekstradan 70 kredilik bir dersiniz oluyor. Çift sanal gerçekten. Çift bölüm okumak yani. Evet, tercih ettiğiniz bölüm kesinlikle okumak istediğiniz bölüm olsun. Evet. Yoksa pişman olursunuz. O zaman yeni soruya geçiyorum. İTÜ'de rekabet ortamı nasıl? Herkes deli gibi hırslı bir şekilde ders çalışıyor mu? Büyük oranda evet ama bölümden bölüme o rekabet ortamının kızgınlığı değişiyor. Hani bir işte Tuna'nın daha iyi bir EHB fakültesi, elektronik fakültesindeki rekabet ortamı ya da bir işletme fakültesindeki rekabet ortamı şu an kimya metodoloji fakültesindeki rekabet ortamından daha insaniyetten uzak görünüyor kendi açımdan. Çünkü hani burada ne olursa olsun arkadaşların da yapamadığın noktada yardım istediğinde İyi niyetle sana yardımcı olabiliyorlar ama o fakültelerde bunun çok da yaygın olduğunu duymadım. Yani mesela şu okeydir. Birinden not istersin. İyi bir insan değildir, kötü bir insandır demeyeceğim. İyi bir insan değildir, notunu vermez, sana yardımcı olmaz. Ya, bu seçenek bence. Bu seçenek yani anlayışla evet, karşı. Bu yaygın bir şekilde oluyor içinde. Evet. Bizim fakültede hocaların mesela sıfırlar ve sınavlarından alınan sıfırlar ve yüzler çana dahil olmuyor. Çan dediğim şey ortalama, sınavın ortalaması. Sırf çanı ortalama yükseltmek için hocaların yüzlük kağıtlara 99-98 verdiği falan çok oluyormuş. Yani bu rekabet ortamına hocalar da dahil oluyor. Yüksek vereceğiniz dersi bu hocalar yüzünden düşük verebiliyorsunuz. Döneminiz uzayabiliyor vesaire. Fakülteler arası değişiyor ama yine de her fakültede... Evet, her fakültede aynen var. Bizde çok yok bu arada. Fen edebiyat biraz daha sakin sanırım ama sizdekiler evet. Ama genel olarak İTÜ'deki her öğrenci biraz evet, çalışkan. İnek tipli öğrenciler diyebilir miyiz? Bölümden bölüme şöyle değişiyor. Benim 3 ortalamam vardı ilk dönem. Ben 100 kişilik elektrik bölümünde 60.ydim. Yine 3 ortalaması olan, hatta 2.92 ortalaması olan arkadaşım gemi makineleri mühendisliğinde 15.ydi 100 kişinin. Evet. Farklı. Aynı ortalamayla aramızda 45 kişi var mesela. Ben işte 3.20 ile bölüm 4.sü'ydüm ilk girdiğim dönem. Bence çok garip. TÜDE spor imkanları nasıl? Biraz bahseder misiniz? Ben bu konuda rahatsızlık olduğunu istedim. Arkadaş düzenli havuza gidiyor, yüzüyor, yanımıza geliyor falan. Evet, spor imkanı yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bence. Bir kere hani birçok kulübümüz var. Yani atletizm kulübü var, paraşütçülük kulübü var, dağcılık kulübü var. Daha bir sürü sayacağınız bir sürü kulüp var. Hani istediğiniz ilgi alanına göre zaten o faaliyeti yapan kulübe katılabilirsiniz. Ayrıca kendinizin de spor yapabildiği spor salonun var. Yani hem okulun var hem vadi yurtlarının altında var. Hani çok büyük donanıma sahip olmasa da iş görecek kadar. Ve çok uygun. Yani şu evet, çok uygun fiyatlı. Hani yurdun spor salonu zaten bedava. Okulun spor salonu da aylık 20 lira gibi bir ücret. Okulumuzun yüzme salonu var. Tek giriş yani 5 lira. Bence çok uygun bir fiyat öğrenci için. Yani ben de imkan buldukça gitmeye çalışıyorum. Onun dışında koşu yapabileceğiniz birçok alan mevcut. Bisiklet parkuru var. Bisiklet parkuru var, stadyum var. Onun dışında... Yani biraz sabah yürüyüşü yapmak için Gölet'te hayat seviyorsunuz. Zaten bu hafta yapabilirsiniz. Evet, evet. Yemyeşil bir kampüs zaten. Hani sabah yürüyüş yapabilirsiniz. Evet. Türkiye'nin en yeşil kampüsü. Evet. Gerçekten çok ferah. Yani metrodan çıkıp kampüse girdiğinizde hani oh be diyorsunuz. Öyle Levent'ten, Taksim'den, Beşiktaş'tan buraya geldiğinizde ciğerleriniz de açıldı. Ve mesela bu dağcılık kulüpleri, paraşütçülük kulüpleri, yani ne yapabilirler? Bizi paraşütle uçuracak halleri yok diye düşünmeyin. Gerçekten uçuruyorlar. Evet, evet. Dağa tırmanmaya gidiyorsunuz yani gerçekten. Evet, tatil dönemlerine denk getirip programlarını duyuruyorlar zaten bunu kendi sayfalarına. Oraya da size uygunsa tarih, siz de katılabiliyorsunuz. Evet, bunlar dışında da zaten kampüs içinde basketbol sahası olsun, voleybol sahası olsun, tenis kortu olsun gibi birçok alan var. Eğer topunuz yoksa spor salonlarından da bu toplarınızı elde edebiliyorsunuz. Evet. O zaman yeni bir soruya geçeyim ben. Biraz kampüs ve İTÜ karışık sorusu. İTÜ'de sosyal hayat nasıl? Partiler, arkadaşlık ortamı vesaire. Gayet yeterli düzeyde bence. Yani bence kulüpler dolayısıyla bence sosyal hayat iyi parti konusunda. Parti diye düşündüğüm şey elinizin altında Taksim var. Evet. Çok paranız varsa Klein var hemen. Onun dışında kimin telefonu? Biz artık Tarabya falan biz ya.
Aynen. Emirgan gibi. Bizden birazcık değişti ama sosyal hayat kampüste yaşadığımız için biz hani yurtta kaldığımız için gerçekten 24 saat aktiflik var burada hani. İstediği zaman arkadaşlar burada giriş çıkış saatleri çok esnek arkadaşlar hani resmiyette bir yazıyor iki yazıyor falan olabilir hani kız erkek yurdu fark etmeksin sizde hep sanırım bir şey imzalatıyorlar. 4'e kadar rahatsın. Aynen. Yani 4'e kadar da yeterli bir şey. 4'ten sonra da gelmiyor. 4'ten sonra da gelmiyor. Yani o yüzden kampüste yaşamak ayrı bir keyif bu arada ben çok seviyorum. Ben mesela ilk dönemimi dışarıda geçirdim. Evde, arkadaşımın evinde. Yani okula gelmiyordum çünkü evden çıkmak, o rahatlıktan çıkmak, o rahatlığı terk etmek biraz zor geliyor. Konfor. Ama şimdi valide, validen çıkmak istiyorsunuz. Öyle bir problem var evet. Hemen MED'e geliyorsun, kahveni içiyorsun, kahvaltını yapıyorsun falan. Arkadaşlarla. Sürekli birliğiyle karşılaşıyorsun arkadaşlarla. O yüzden... Evet, buluşmak için buluşmuyoruz biz. Aynen. Yani otomatik olarak hepimiz bir araya geliyoruz sabahtan. Bu güzel bir şey. Peki yeni arkadaşlıklar edinmek için neleri tavsiye edersiniz? Kulüp. Evet, kulüpçü arkadaş var sanırım burada. Örnek olarak benim, biz İzmir'deyiz, biz liseden. İlk dönem onun haricinde çok fazla arkadaşım yoktu. Yani yine çoktuk ama bölümden mesela arkadaşım pek yoktu. Kulüp sayesinde bayağı bir arkadaşım oldu. Tabi bölümden arkadaş edinmek de avantajlı. Arkadaş sayım da kulüp sayesinde arttı. Sosyal hayatım da belki kulüp sayesinde artmış olabilir. O yüzden kulüp tavsiye ediyorum gelen herkese. Ben de aynı şekilde kulübü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben de Meteoroloji Malzeme Mühendisliği kulübünde kulübün üyesiyim. Gelip kulübü canlı tutalım. Evet, hazırlık okuyun bu arada sosyalleşmeye cevap olur. Çünkü bak dediğin gibi hazırlıkta mesela birkaç bölümden arkadaşın olacak, sonra onlar bölüme geçtiği zaman onların arkadaşları olacak, sonra arkadaş çevren çok büyüyecek. Geometrik artış. Evet, ama hazırlık okumazsan eğer direkt bölüme dersleri ağır dersler. Biraz cesaretli olman lazım. Çünkü mesela ilk birkaç ay arkadaş grupları kurulduktan sonra onların içine girmek zor olur herhalde. Zor olur, bir de hani bölüm dersine gelip gidiyorsun gibi fakülte oluyor yani. Şey, onun dışında oturacak yerler okulda med falan olduğu için fakültede vakit geçireyim muhabbeti çok olmuyor. O yüzden gelip gidiyorsun buraya. Kalıcı bir arkadaşlık kurmak daha zor. Evet, o yüzden biraz cesaretli olmanız lazım bence. Yoksa tamamdır. Peki. Konu hazırlığa gelmişken, hazırlık okunmalı mı? Ne kadar okunmalı? Kesinlikle okunmalı. İngilizceniz iyiyse yarı dönemde geçip irregular olup. Ama kesinlikle okunmalı yani. Her türlü biz 2019'da koronadan önce İngilizceniz yeterliyse bile oku. Ben okumanızı tavsiye ederim. Hani B1 Plus başlayın. Ama okuyun yani. O 6 ay bir güzel geçsin. Çok güzel ya. Yani bir anılara gittim geldim de. Sadece geziyorsun, eğleniyorsun. Aynen. 2019'da ekonomi daha iyiydi. Yok. Ve bir de hazırlıkta boş olduğunuz için kulüplerde daha aktif rol alabilirsiniz. Evet. Ki Maçka Fakültesi de hani İstanbul'un tam göbeğinde olduğu için hani hemen Nişantaşı ile Beşiktaş'ın arasında bir tarafı Taksim. Hani çok ulaşılabilir bir konumda. Maçka'dan dersin bitiyor çıkıyorsun ve zaten gezilecek bir yer düşün. Hani aynen. Ya Beşiktaş'a iniyorsun ya Taksim'e gidiyorsun. Günün merkezden başlıyor yani. Bu da çok avantajlı bir durum. Evet. Bir de Beşiktaş peki işte Maçka kampüsü çok hani tek bina falan ama çok güzel arkadaşlar. Çok daha iyi bir yani, kantini var. İşte Vodafone Park'ın üstünden boğaz falan görüyor. Çok güzel. Ben çok şey yapıyorum yani. Biz geçen Beşiktaş'tan yürüyoruz işte. Uğur'a dedim bu bina ne kadar güzel yapıyor falan. Kanka bizim Maçka kampüsü. İyi terbiyesiz ya. Ben hazırlık okumadım. Ben de okumadım. Şeyler, mağdurları diyelim. Hemen altında da zaten işletme fakültesi binası var. O da bayağı güzel bir bina. Evet, restorasyon ama dışarıdan güzel bir Instagram'a fotoğraf çıkartmışsınız. Evet. Şu havasını atmak istiyorsunuz. Buradan irregular olmak faydalı mıdır, avantajları nedir? Avantajlı bir şey bence, evet. Ben derslerimi anlayabilecek düzeyde İngilizce seviyem vardı. B1 Plus başlamıştım zaten. Yani ona rağmen yine okumak istedim o rahatlama dönemi olsun diye. İyi ki de geçmemişim diyorum. Bir dönem hazırlık okumak iyiydi. Irregular olmak da gerçekten bence avantajlı. Ders seçimi konusunda artı kafanızın dersten kalma, geçme konusunda daha rahat olması için bence avantajlı bir şey. Çünkü mesela YouTube konuda biraz zayıf bir okul. Yaz okulu konusunda. Dürtülerimiz yok mesela. Bir dersten kaldığınız zaman o ders diğer dönem açılmayabiliyor, başka bir ders de aynı saatte olabiliyor. O yüzden direkt döneminiz, hatta seneniz uzayabiliyor. Eğer irregular olursanız ekstradan, hani normal zamanda bitirirsiniz yine ama ekstradan bir döneminiz oluyor. Bir de şunu ekleyeceğim irregularlıkla alakalı.
bu ikinci sınıftan sonra böyle staj mevzusu daha gün yüzüne çıkıyor öğrenciler için. Şimdi ikinci sınıfın sonun şey ikinci sınıfın ortasında üçüncü sınıf görünüyorsun. Eğer ki düzenli verdiysen ilk dönemden itibaren. İşte 70 krediyi doldurunca üçüncü sınıf görünüyorsun resmiyette. O değişiyor habire de. Aynen o değişiyor ama hani ikinci sınıfın ortasında staj başvurusu yapmak için üçüncü sınıf şartı arıyorlar yani. İleri olursan da krediyi doldurduğun için yüksek oranda ikinci sınıfın yazında staj yaparak geçirebiliyorsun. Şirketler çünkü için üçüncü sınıf koşulu sunuyor sana. O koşulu aşmak için aynen. Güzel bir seçim. Kişiden elenme biraz daha şey oluyor, yok oluyor. Çünkü aynı anda girdiğin kişilerden daha önce... Yarım dönem önce oluyorsun. Evet. Ve bir de ilk ders seçimi yaparken, ders seçimini sen istediğine göre yapabiliyorsun. Evet. Yani Şubat'ta lisansa başlarken. Ama regular öğrenciler Ekim'de okula başlarken rektörlüğün atadığı, yani mecburen alman gerektiğin derslere göre ders seçimi oluyor. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Yok galiba. O zaman peki yani bölümde okulumuzda bölümlerin çoğunun %30 ve %100'ü var. Bunun farkı nedir? Sizce hangisi okunmalı? Bence %30 ya. %30 okunması daha rahat kesinlikle arkadaşlar. Çünkü bir de %30 ama hani onu çünkü bazı dersler sadece İngilizce açıyor. Sen o dersi alamıyorsun tamam okey. Ama bunu zaten %90'a, %80'e kadar çıkarabiliyorsun. Evet evet. Alamadığın bir iki tane İngilizce ders olur maksimum o da olmalı büyük ihtimalle. Aynen. Şöyle bir diyelim ki bir dersten kaldınız üniversite burası olabilir arkadaşlar. Sonraki sene mesela o dersin illa Türkçesini almak Türkçesini de alamadınız, kontenjan yetmedi. Sizden sonraki alanlardan dolayı İngilizcesini alabilme seçeneğiniz de oluyor. Hani böyle böyle rahatlıkları var. Ve notlandırmalar mesela hocaların çok insafına kalmış. Mesela iki tane bir dersin iki farklı dersi açılıyor. Biri İngilizcesi, birisi Türkçesi. İngilizcenin hocasına bakıyorsun. 60 kişiden 40'ını bırakmış. Biraz daha sert olabilir. Sınavları zor, notları kötü. O zaman senin Türkçe alma imkanın oluyor. Türkçe hocası iyi, notları yüksek falan. Türkçe alıyorsun, dersi geçiyorsun. Dönemin uzamıyor, yılın uzamıyor. Ama İngilizce okuyanlar %100 İngilizce almak zorunda oluyor. Evet evet. Yani Türkçe seçeneğin yoksa. O dersten büyük ihtimalle kalıyor, dönemi uzuyor. Evet, ben, daha uzatmadık ya. Ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bir kere ana dilde eğitim kesinlikle şart. En faydalı olan bence. Evet. Hani hoca anlatırken bile hocalarımızın İngilizcesi de çok iyi. Hani öyle kötü İngilizcesi olan hocayla ben çok daha karşılaştırıyorum. Ama hani hocalar bile anlatırken yani onlar da haliyle ana dilde daha iyi anlatabiliyor, daha çok örnek verebiliyor. Öğrenci de bunu anlarken daha iyi betimleyebiliyor gördüğü kelimeleri, konuları. Yani ana dilde eğitim kesinlikle daha bence hızlı öğrenmenizi sağlar. Ama İngilizce ben %100 okuyorum mesela, %100 İngilizce okuyorum. Zorluğu yok mu var? Hani aynı konuya hani İngilizce birden fazla defa okuyorsun, İngilizce çalışıyorsun. Ya bu sayede tabii ki İngilizceyle haşır neşir oluyorsun. Hani istemeden de gelişiyor. İstemeden de olsa İngilizceni ilerletmiş oluyorsun aslında. Bu da güzel bir şey bence. Ama mesela sonrası için de şunu ekleyebilirim. Hani daha rahat literatür tarayabiliyorsun bu makale yazma aşamasında. %100 evet. İngilizcenin de artısı bu. Hani kesinlikle. Hani mesela ben Türkçe okuyanlarla konuştuğum zaman bazı terimleri Türkçe kurduğum zaman anlamıyorlar. Hani ben o terimi öyle görmedim. Kaynakta da öyle gözükmüyor diyor. Ama düzeltilebilecek bir şey. O açığı kapatmak öğrencide. Evet. Ekstra çok. Hani %100'ün de avantajları yok değil mi var. Bazıları bizim işte bir mezun Land Rover'da çalışıyordu. Hani İngilizce yeterlik belgesi istediklerinde ben bölümümü %100 İngilizce okudum şeyiyle gitmiş. O nedenle mesela ondan İngilizce yeterlik belgesi istemişler. Bunun dışında da işte daha rahat kaynak tabii. Daha rahat makale okuyorsunuz. O oluyor mu ya? Çünkü mesela sen bir ya şey... aslında şimdi stajlarda dahi artık şey bir İngilizce şeye mülakata maruz kalıyorsun. Ya aynen mülakat olacak zaten. %100 ben direkt mülakata geçerim. %30'sanız bile İngilizce kesinlikle bilmek zorundasınız. Yani o bu herhangi bir zaten bir süreyseniz hazırlık okuyorsunuz ve mecburen İngilizceyiz iyi olmak gelişmek zorunda yani öyle ondan kaçış yok herhangi bir iş bulmak istiyorsunuz. Ya ben son olarak şunu demek istiyorum. %100 İngilizcenin evet avantajları var ama İTÜ'de gördüğüm kadarıyla en azından %30 okumak, dersi anlama, kendini geliştirme anlamında daha avantajlı ve bence o seçilmeli. Ben ya, tekrardan seçseydim en azından %30 malzemeyi benim seçeceğimi düşünüyorum. Özelinde ben okula gelmeden önce, bölümümü seçmeden önce birkaç video izlediğimde %30'cular ve %100'cular beraber konuşurken %100'cular şey diyor yani ben dersi anlamıyorum diyor. O kadar yoğun bir İngilizce, o kadar terim, o kadar bir de hoca İngilizce anlatınca keşke diyor %30 olsaydım da dersi Türkçesini alabilseydim
anlayabilseydim. Evet, belki sınavların İngilizce olması zorluyor yani %100'de ama buna alışıyorsun. Yani dersi Türkçe anlasalar, sen kaynaklara yabancı dilde çalışsan, sınavlara İngilizce girsen bence yine kabul edilebilir. Ama işte dersi direkt hiçbir şey bilmeden İngilizce anlatılması sana çok zorluyor. Yani arkadaşlar, arkadaşının 3 saatte bitirdiği konuları ben 6 saatte falan, hani 6-7 yani saatte bitirebiliyor. Aynı ilerlemeyi kat ediyorduk. Ve mesela insanlar şu yanıltılabilir öğrencileri. Bakacak %100'ün puanı sıralaması 14.000'de. Mesela benim bölüm için konuşuyorum. %30 20.000'de. Galiba %30 çok kötü diyecek. Aynen, yani buna göre hayatta yazmayın bir kere. Ama yani hepsi aynı. Bu sıralama sizin tercihlerinize göre değişiyor yani. Ben mesela şu an %30'un çok iyi olduğunu size anlatsam, çok iyi öğrenciler %30'unu yazsa seneye %30 %100'ü geçebilir yani. O bir şey. Yani İngilizceniz iyiyse %100 yazın ama bu arada. Onu da söyleyeyim ben. Hani İngilizceniz gerçekten anlayabilecek yani çok iyiyse. Yani C1 falan sayın. Aynen yani B1 Plus ya da C1 ise %100 okumanızda da herhangi bir zorluk olmaz. Hani opsiyon çeşitliliği anlamında yine bir sıkıntı olabilir ders seçiminde. Onun dışında %100 İngilizce'nde sıkıntısı olmaz. Yani ya şöyle bir durum da var. Türkçe kaynaklara biz de ulaşabiliyoruz. Aynı konuyu İngilizce alsak da sonra Türkçe kaynaklara. Ama sınavda İngilizce terim sordukları göz için. Göz korkutmuş gibi oldu da. Hani aynen. Ben %100 İngilizce okuyorum. Hani hallediliyor arkadaşlar. Hallediliyor yani. Peki şu an seçme şansın olsa %100 mü %30 mu seçersin? Bayağı bir düşünüyorum ama ya %30'u seçerim. Ama %100 içinde pişman değilim. Ben de %100 seçtiğim için pişman, yani sınav dönemlerinde oluyor gibi oluyorum ama şu an pişman değilim. Neyse, o zaman diğer soruya geçelim. Hoca kalitesi nasıl? Hoca öğrenci ilişkileri nasıl işte? Bence hoca kalitesi çok yüksek bir okul. Hani haliyle yani İstanbul Teknik Üniversitesi. Ben hocalarımdan memnunum açıkçası. Yani öğrenci ilişkileri şöyle, tabii ortaokul ve lisedeki gibi olmuyor. Hani burası daha ciddi bir ortam. Hani daha bir mesafeli oluyor. Hani siz seviyenizi koruduğunuz sürece, ama hocalarımız böyle sırtını dönüp gidecek insanlar değil. Kesinlikle yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani. Evet. Ya o mesela lisedeyken bize çok söylenir, lisede söylenir unutmam. Üniversitede hocayı göremezsin. Hoca yoktur. Sizde mesela o çok yok. Evet, evet. Görüyoruz hocayı. Yani aynen. Kovarsan evet. Hoca sana yardımcı evet. Olur. Evet, evet. Yani gerek bitirmeye, hani bitirmeyi yapmak için bir 4. sınıf olmak lazım. Sen bitirme yaptın yani. Yok. Ama yapan arkadaşlarımızdan biliyorum. Hani gerçekten yardımcı oluyorlar. Ama hani böyle boş şeyler için değil. Gerçekten evet. O adamın vaktine layık bir sıkıntıyla gitmek lazım oraya. Ya da bir sorunla yani. Bir de hocaları tavlamak gerekiyor. O biraz şey. Evet. Benim büyüklerim şöyle tavsiye verdi bana. Hocanın makalesini oku. Hocaya evet, makalesini hoca hakkında bilgilen bilgi, biraz. Soru sor. Bu biraz sinsi bir şey. Böyle bir şey gerek yok. Aslında hani buna çok gerek yok. Bu ekstra. Tanımak da güzel bir şey olur. Sonuçta gidip yanına öğretmenim. Gidip evet, konuşabilirsiniz. Ders çıkışından sonra konuşabilirsiniz. Yani ders çıkışından sonra konuşabilirsiniz tabii ama ben yine işte kulüpçü olunu burada tekrardan söyleyeyim. Hani bölümünüzün kulübünde olursanız, hani kulüpten geliyorum diye kapısını çaldığınızda size vakit ayırıyorlar ve siz de bilmiş oluyorlar. Yani bu senin en büyük artılarından biridir mesela bana bu. Ama soru sormaya gidip mesela ben kulüpte aktif olmadığım zamanı da söylüyorum. Soru sormaya gidip de böyle ters bir yok. Şey evet. Aldığımı hatırlamıyorum. Evet. Öyle hocalarda yok değildir de. Ya var, o insan yani olabilir. Peki ders anlatımları konusunda, yani çünkü %100 İngilizce olan bölümler var, o konularda ne demek istersiniz? Şimdi İstisnalar var ama mesela bizim bölüm üzerinde ben hocalarımın bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Ya zaten çok fazla hoca olduğu için genel olarak seçme şansınız var. Mesela İTÜ takipçi. Evet, evet, evet. İTÜ takipçi. Bu hocaları puanladıkları, ders anlatımları, ders anlatımlarını puanladıkları, notlarını puanladıkları siteler var. Orada hocayı seçip alabiliyorsun. Hani almasan da en kötüsü de aynen. Sevmezsin hocayı sadece. Çok fazla. Özellikle havuz derslerinde çok işe yarıyor işte İTÜ takipçi, not kutusu falan. Hani notunu değiştirmez de hocanın anlatışını çok değiştiriyor. Evet, çünkü evet. İngilizcesini iyi kullanabilen var, bazı yaşlı hocalar var, çok aktif olamayan. Dersi daha bir enerjisiz işleyip. Yani son olarak şöyle bir şey diyebilirim, hocaların hepsi bilgili. Kesinlikle. Yani kesinlikle donanımlı insanlar ama istisnalar var. Bazıları ders anlatımı, o öğretmenlik kısmında bir tık geri kalıyor diyebiliriz. Bu slide'dan anlatma hikayesi var. Evet, yani slide'ı okuyup geçme hikayesi doğru. Ama ben onların da hani slide'ı kapatınca anlatamayacak düzeyde olduklarını düşünmüyorum bu arada. Yani sadece bir şey makarası vardır ya, slide'ı kapatsa hocalığı biter. Onlar burada yok arkadaşlar. Ben mesela dediğim gibi en başında çoğu araştırmacı bir proje üzerine çalıştıkları evet. için daha çok kolaycılar kaçıyorlar. Çok bilgiler, evet. Çok biliyorlar ama
anlatış yönleri biraz zayıf olabiliyor bu yüzden. Olabilir evet. Çünkü hani öğretmen olmak için gelmiyorlar büyük ihtimalle buraya. Araştırmacı, proje yapmak için geliyor öğretiyor. Tamamdır. Yeni soruya geçiyorum. Peki İTÜ'de, İTÜ İstanbul mu, ODTÜ Ankara mı? Bu biraz İstanbul mu, Ankara mı sorusu gibi olmuş. İTÜ gerçekten küçük Türkiye. Yani her anlamda bence. Bence de. Sizi böyle garip şeylere böyle gereksiz bir uğraş gösterme durumunuz var burada. En küçük olay için bile. Ya da gereksiz geliyor ama hani çıkıştır, yani buradan çıktıktan sonra da herkesten duyduğum kadarıyla gerçek hayat da böyleymiş yani. İşe başladığımızda. Ben o yüzden hani daha böyle bir sonraya hazırlık için İTÜ derim. Hani gerek İstanbul için de böyle, İstanbul'da yaşam da sonraki yaşam bahsettik daha şey anlamında. Çünkü Ankara ve ODTÜ aynı şeyler değil ya. ODTÜ farklı bir yermiş. Evet. ODTÜ'ler için. Ankara'dan bağımsız bir şeymiş. Ama burada İTÜ İstanbul'dan bağımsız bir yer değil arkadaşlar. Her anlamda. İTÜ yani İstanbul'un da kendisi bence. Türkiye'nin de küçük Türkiye gerçekten öyle yani. Buradan çıkanlar da ülkeyi yönetenler hala devlette önemli yerde olanlar. Devlette arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanlığı yapmış. Başbakanlık evet. Yapmış insanlar. Hükümet ayrı bir mevzu, devlet ayrı bir mevzu. Hala devlette çok önemli görevler. Bunu kestik. Tamam mı? Yani bir nevi şöyle bir şey diyebiliriz. Eğer Ankara'yı çok istemiyorsanız... Hayır. Ankara'yı çok... ODTÜ'de Ankara'yı bulmayacaksınız bence. Yani ODTÜ Ankara'yı çok istemiyorsanız... Sizi şöyle tavlayacaklar ihtimalle. ODTÜ çok iyi, imkanları çok iyi. Daha iyi. Çok kesinlikle eğleniyoruz kampüste, çok evet. Eğleniyoruz. Tamam eğlenebilirsin ama... Hani şunu da göz önüne almanız lazım bence. Bir çift benim bir eğlence anlayışım ne yani? Evet. Benim eğlence anlayışım kampüs cadıları olmadı. Çok sert oluyor. İnsanı taşlamak mı? Yani işte bir nevi yani dediğim şeye gelmiyor. Yani ODTÜ'yü çok istiyorsan ODTÜ'ye gidebilirsin ama onun dışında arada kalmışsan... Bence arada kalmış. Ben ikisinin arasında bayağı kalmıştım. Hani açıkçası ben tam olarak bu durumu çok yaşadım tercihlerimde. Hani ODTÜ mü, İTÜ mü, Ankara mı, İstanbul mu, İstanbul mu, İstanbul mu? Ben İstanbul'u çok istiyordum. ODTÜ'yü de İTÜ'yü de ikisini de çok sevmiştim. Yazacağım böyle malzeme mühendisliği. İkisinde de yani gelebiliyor. Hani çok arafta kalmışım. Tercih listemi her gün değiştiriyordum. Yani ben İstanbul'u çok sevdiğim için hani İTÜ'yü o gün için bir tık öne koymuştum. Ama ODTÜ de hani bence en az İTÜ kadar büyük ve değerli bir okul. Bence oranın da bize göre artıları eksileri muhakkak var. Hani ben İstanbul farkıyla İTÜ'yü yazmıştım. Teşekkür ederim arkadaşlar bu videoma katıldığınız için. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Şuradan oradan bir yerden abone olun. Ben çıkıyorum. Ya zaten bu dörtlüyü kesin görürsünüz diğer videolarda. Evet. Var zaten çoğunluğu. Çok biraz da. Biraz aşağı gidiyor bunun. Uğur görükmüyor mu? Tamam seni görüküyor. Ne dur. Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Peace out. Ondan. Bye bye.